Erdal abi ne diyorsun? Bıçak kemiğe dayandığı için bu kadar bankaların üzerinde baskı var. Ya ben Merkez Bankası Başkanı olsam bu kadar zor duruma düştüğümü kamuoyuna açıkça ilan etmezdim yani. Yani elinde o kadar fazla mekanizma var ki, yani bunu geçenlerde sözlü uyarı yaptı biliyorsun. Evet. Gerekirse yazılı uyarı yapacağım dedi. Özellikle gece geç saatlerdeki işlemler için. Ve bugün yazılı uyarı yaptı, bu durmadı diye. Artı senin saydığın şeyleri konuştu. Bunları saydı. Gördüğüm kadarıyla birkaç tane unsur var. Bir kere kullandırılan kredilerle ilgili gerçekten bu kredilerin bir bölümünü mevduatta tutulduğu yaklaşık bir aydır söyleniyor, konuşuluyor. Para analizde Çetin Ünsal'an bunu ilk yazmıştı. Benim gördüğüm oydu. Böyle bir şey yapılıyor ve doğru değil diye. Gerçekten doğru değil. Ama bunun muhatabı BDDK'dır. Yani Merkez Bankası'nın bu tür regülasyonlarla, hadi döviz alım satımı Merkez Bankası'nın şeyinde. Ama kullandırılan krediler ve bunun usulüne uygun olup olmadığı konusunda BDDK'dır. Merkez Bankası'nın son dönemde, Nurettin Nebati'nin de sesi çıkmıyor, ama Merkez Bankası son dönemde sanki bankalara savaş açmış gibi. Yani ben bunu başka yerde de söyledim. Yani bu kadar biraz önce anlattın. Uzun vadeli tahvil, düşük vadeli tahvil aldırıyorlar zorla. Ve bu önümüzdeki dönem daha da artacak. 5 yıllık, 10 yıllık şeyler alınıyorlar. Yani belki Murat'ın dediği gibi halkın daha iyi anlaması için şunu söylemek lazım. Bu aldırılan zorla hazinenin aldırdığı tahviller nedeniyle 2001-2000'de bankacılık krizi yaşadık biz. Çoğu şey bundan kaynaklandı. Bu tahvil ve vade riski gözetmeksizin, faiz riski gözetmeksizin girilen bir şeydi. Bankalarda diyor ki şimdi aynı şeyi yaşıyoruz. Abi, 2000 yılı krizi tekrarlanır tekrarlanmaz. Hükümet değişirse faizler ne kadar artar, ne kadar artmaz? Bunlar ayrı tartışma konusu. Ama göz göre gelen bir risk var. Şimdi şundan faydalanıyorlar çok açıkçası. Benim gördüğüm hükümet uyguladığı politikalarla bankalara çok yüksek kar elde ettirdi. Bu karı çok yüksek olmasını da şimdi kullanıyor. Ve bu bankalar ve reel sektörü karşı karşıya getirip kendi hataları yokmuş gibi davranmaya çalışıyor ve sürekli olarak bir yandan bankaların şikayeti de bu yüzden. Diyor ki yani sen bana kredi ver diyorsun ama öyle makro ihtiyati kararlar getiriyorsun ki ben kredi veremiyorum. Sonra da beni günah keçisi ilan ediyorsun diyor banka. Haklı olarak bunu söylüyor. Zaten seçim döneminde bu tahvil bonolarla seçimin finansmanının bir bölümünü bankalara finanse ettirecekler. O belli oldu. Bundan da korkuyor bankalar ve bu yüzden Onunla ses ilgili çıkartmaya başladılar gibi gözüküyor. Hemen destekleyici olması için bir veri giriyor, araya giriyorum müsaadenizle. Şimdi bu hazine finans programı her ayın sonunda açıklanıyor. Bu ay içinde Kasım, Aralık, Ocak önümüzdeki 3 ayın çıktı. Hemen oradan söyleyeyim. Dış borçlanma yapamıyoruz zaten onu biliyoruz da. Kasım ayında 31,2 milyar lira iç borç ödememiz lazım. Devlet 57 milyar borçlanacak. Fark çok büyük. Hadi o bir aylık mı diyeceğim. Aralık ayına bakıyoruz. 24,2 milyar lira. İş borçlanma 49,4. İki katından fazla. Hadi. Ben şeyin büyüğü daha 2023'te heybede yani. Şimdi zaten ocağa geliyorum. 450 milyar lira bütçe açığı yapılacaksa 461. Aradaki şey nasıl finanse edilecek? Onu diyeceğim, tam oraya geleceğim. Ocağa da söyleyeyim müsaadenle. İç Ocak'ta da önümüzdeki Ocak'ta 46,7 milyar lira ödeyecek. Karşıda 69,9 milyar lira. Bir ayda 69,9 milyar. İnanılmaz bir para. Yıllarca bu işi yapmış bir insan olarak söylüyorum. O ihalelere girmiş etmiş insan olarak söylüyorum. Müthiş bir para. Bunu borçlanmak zorunda kalacağız. Şimdi ne demek istiyorum? Aynen dediğin gibi böyle bir durum varsa nasıl yapacak? Şimdi para yaratılması lazım. Bir taraftan Merkez Bankası'nın
bu bankaların cebine parayı işte o yüzde bir dönem 14 diye konuştuğumuz şu anda 10,5 olan ve bir ay sonra %9 inecek yere para koyması lazım. Sonra bunları geri %10-11-2 ile çekmesi lazım. Ne kadar güzel işte yani sistem dürü ne var? Bunun bir tane sakıncası var da enflasyon. Onu da yaşayarak göreceğiz. Enflasyon hiçbir zaman o kadar hayal edildiği sunulduğu gibi düşmeyeceğini göreceğiz. Ama tam ben hani kesmiş oldum Erdal Sağlam'ın sözünü. Maksadım şuydu. Tam da dediğin rakamlarla söyleyelim. Neredeyse 1'e 2 ödediğinden fazla borçlanmak zorunda. Nereden gelecek para? Yurt dışından gelmiyor. Hazine bunu itiraf ediyor. Hazinenin kendi açıları rapor okuyorum ben şu anda. Öyle gizli saklı raporun iki satırını çekmek değil. Hatta 2-3 sayfalık raporun şemasında. Yani dolayısıyla aynen maalesef bu bankaları birazcık daha böyle kullanmak durumundalar. Ama bankalarda bence o kadar da daha rahatsız değiller desem katılır mısınız? Yani biraz sesleri çıkıyor ama çok da böyle... Başlarına geleceği görüyorlar Murat. Yani benim konuşmalarımdan da gördüğüm başlarına geleceği görüyorlar ve bu yüksek kar yapmaktan da pişman olmuş durumdalar. Yani bunun özellikle kamuoyunda bu şekilde şeyinden de pişman olmuş durumdalar. Bir yandan tabii ki nasıl reel sektör işletmeleri yapıyor? Bankalarda karı maksimize etmeyi, yüksek karlarını fazla fedakarlık etmemeyi düşünüyor. Bu işin doğasında var onlar. Ama bankaların bence en büyük yanlışlarından biri, mesela İş Bankası Genel Müdürü için konuştunuz biraz önce. Unutmayın, İş Bankası Genel Müdürü, ben 40 yıllık gazeteciyim, hiçbir zaman bir hükümetin böyle saçma sapan bir ekonomi programına hiçbir zaman destek vermezdi. Ama İş Bankası Genel Müdürü verdi. Ve şimdi söylediklerine bakacak olursan, İş Bankası Genel Müdürü bir yandan diyor ki biz yeni ekonomik programı destekliyoruz. Ama makro ihtiyati tedbirler yüzünden iş yapamaz duruma geldik. İşte tahvil alımı yüzünden çok büyük riskler var. O yeni ekonomik program dediğiniz programın bizatihi kendisi bu tür zihni fikir, zihni sinir projeleriyle yürüyor. KKM bunlardan biriydi. Siz destek verdiniz. Daha sonra dövizlerle ilgili sınırlamalar geldi. Sesinizi çıkarmadınız. Daha sonra bilmem hiçbir şekilde seslerini çıkarmadılar. Ama şimdi yani banka genel müdürlerinin bu işte suçu büyük. Ne olursa olsun otoriteni ile karşı karşıya gelmek bu kadar korkutucu olmamalı. Yani şu anda yapılan şey bu. Ele Merkez Bankası Başkanı biraz önce söylüyordum. 20 yıllık tahvil alsın bankalar diyor ya. Düşünebiliyor musun? 10 yıllık diyor tahvil az diyor 20 yıllık. Adam 3 aylık mevduat topluyor. O mevduatı da toplamak için faizi arttırıyor, ona da karışıyorsun. Sonra o mevduatla geliyor sana 20 yıllık 3 aylık 6 aylık mevduatla sana 20 yıllık tahvil verecek. Ve adam diyor ki Haziran'da hangi iktidar gelirse gelsin en az %30 puan 40 puan faiz arttıracak. Benim zararım o zaman ne olacak? Ve 20 yıl boyunca çekeceğim ben bu zararı. Düşünebiliyor musun? Yani kör parmağım gözüne bankaları sanki birileri gelmiş bankaları yere yapıştıracak yani öyle bir niyetle. Ya bu kinli bir şey, anlatabiliyor muyum? Yani bu siyasi alanda nasıl böyle bir kin varsa burada da var gibi. Hem adamlara bu kadar yüksek kar elde ettiren yeni ekonomik program, hem de bu kadar kar ettin hadi onu fazlasıyla şimdi geri vereceksin diyen bir hükümet. Ve bunun adı da ekonomik program oluyor ve bazı bankalar da bunu, yani banka genel müdürlerinin makroekonomi öğrenmesi lazım demek. Yani makroekonomi bilmeden banka genel müdürü yapmamak lazım. Yani bu çok aşikar değil miydi ya? Bilmedikleri için mi? Ben bu garip halimle biliyorum ne hale geleceğini. Yılların sadece deneyimle, burnunla koklasan görüyorsun bu işin nereye geleceğini. Gözünün görmesine gerek yok yani. Banka şimdi genel müdürleri makroekonomiyi ziyadesiyle biliyorlar da öğrenmeleri gereken başka bir şey var. 3-4 yayın önce Berat Albayrak'ın bir etkinlikte ne kadar harika sunum yaptığına dair Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birinin başının sözlerini söylemiştim. Yani reel sektör holdingler böyleyse bankalar da
böyle oluyor. Yani bence olaya biraz öyle bakmak lazım. Şimdi bu İş Bankası, genel müdürlüğünün videosu var. Tabii abi söyle. Ya benim deneyimim şunu gösteriyor. Daha önceden de bu özel sektörün, bankaların, şirketlerin aşırı kar hırsı ve kurallara bağlı olmadan sadece kendileri için yontma hırsı hep vardı. Ama liyakatli ve vatansever insanlar gelince bürokrasiye, işini bilen, bütün bunlar öncülük ediyordu. Merkez Bankası, öyle Merkez Bankası başkanları gördük ki şimdikiyle kıyaslandığında, yani kıyas lafı bile bulamıyorum gerçekten. Hı hı. O insanlar özel bankaları bile yönlendirdi, öncülük etti. Merkez Bankası bankaların bankasıdır terimi vardır. Ona öncülük etmesi lazım. Hem belirli sınırlar içerisinde, disiplin içinde tutması lazım. Hem de aşırı kar olmadan belirli bir sermayeye göre normal bir karlılıkla sürdürmek ve buna göre yönlendirmek de merkez bankalarının görevidir. Bankaları batırmak merkez bankalarının görevi değildir. Şüphesiz. Şimdi bu konuya geleceğiz tekrar. Önceki İş Bankası Genel Müdürleri'nin de